Merhaba, ben Halil Özsaraç. Altıncı buluşmamızdayız. Geçen buluşmamızda 1453 yılında İstanbul'un alınmasında ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun tarih sahnesinden silinmesinde denizci atalarımızın deneyim eksikliklerine rağmen kısmen de olsa kendilerinden bekleneni verebildiklerini görmüştük. Marmara Denizi ve Türk boğazları üzerine tam bir egemenliğin sağlanmasıyla özgüvenleri oldukça artan denizci atalarımızın bu kez daha güçlü bir şekilde adalar yani Ege Denizi'ne çıktıklarını, Boğazön adaları için Birleşik Avrupalı denizci güçlerle sert bir mücadeleye giriştiklerini sizlere anlatmıştım. 1460 yılına geldiğimizde Mora Yarımadası'nı karadan fethetmiş olsak bile Modon, Koron ve Navarin gibi stratejik deniz üslerini ele geçirmek ve Adalar Denizi'nde deniz egemenliği mücadelesini kazanmak için yeterli denizci birikim hala mevcut değildir. Şimdi gelin atalarımızın denizlerdeki serüvenlerine biraz daha bakalım. Mora Yarımadası'ndan sonra Anadolu'daki Türklerin siyasi birliğini sağlamak ve Karadeniz kıyılarını yabancı unsurlardan temizlemek üzere Karadeniz'e yapılacak ortak yani müşterek harekatların ilki Amasra'daki Ceneviz kolonisine yönelik gerçekleştirilmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in bizzat komuta ettiği Osmanlı ordusuyla Sadrazam Mahmut Paşa'nın Serdar olarak komutasına aldığı 150 gemilik Osmanlı donanmasının ortak yani müşterek harekatı sonucunda Amasra kısa sürede teslim alınmıştır. Amasra'dan sonra aynı ordu ve aynı donanma doğuya devam ederek Sinop'u da 1461 yılında kuşatmış, Candaroğulları kendilerini savunacak bir donanmaya ve orduya sahip oldukları halde direnmemeyi tercih etmişler ve savaşmadan teslim olmuşlardır. Böylece Osmanlı denizciliği dönemin en önemli tersaneleri arasında yer alan Sinop tersanesi ile beraber yetişmiş çok değerli Candaroğulları denizcilerine de sahip olmuştur. Özellikle Sinop'tan İstanbul'a getirilen gemi inşa ustaları Osmanlı Devleti'ne yüksek tonajlı gemiler inşa etme yeteneğini kazandırmışlardır. Daha sonra aynı donanma ve aynı ordu doğuya devam ederek Trabzon önlerine gelmiş ve 28 günlük bir kuşatma sonrasında Trabzon'u teslim alarak Karadeniz Rum Devleti'nin varlığını son vermiştir. Doğu Karadeniz'in bu çok önemli deniz üssünün ele geçirilmesi ve bir şehzade sancağı haline getirilmesi sonrasında tüm Doğu Karadeniz kıyıları hızla Türklerin iskanına açılmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in 1461 yılında Trabzon'u ele geçirdikten sonra İstanbul'a dönüşü Osmanlı ordusunun başında ve karadan olmamış, Osmanlı donanmasının başında ve deniz yoluyla olmuştur. Osmanlı tarihinde ilk ve son defa bir Osmanlı padişahı seferden dönüşünü donanmayla birlikte yapmıştır. Fatih döneminde Osmanlı denizciliğinin niteliksel olarak bir üst lige çıkması, Candaroğulları Beyliği'nin Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmesi ve tabii ki daha deneyimli Candaroğulları denizcilerinin Osmanlı denizciliğine aktardığı nitelikli denizci deneyim ve altyapı sayesinde olmuştur. Gördüğünüz gibi dönüyor dolaşıyor yine denizci birikimin önemine geliyoruz. Şimdi gelelim tarihimizi günümüze ve geleceğe yansıtmaya. Günümüzde nitelikli denizci birikimi arttırmak için atalarımızın yaptığı gibi başka devletlerin
denizci altyapısına zorla el koyamayız. Ancak Azerbaycan gibi, Pakistan gibi gittikçe denizcileşen ve gerçek dostluklarını defalarca ispatlamış devletlerle denizlerde daha da yüksek oranda bir güç paylaşımı için uğraş verilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Trabzon'un alışımından sonra kaptan dayalık makamında bir görev değişikliği daha yaşanmış. Kazım Paşa Trabzon'a vali olurken kaptan Derya'la Yakup Paşa getirilmiştir. Yeni kaptan Derya'nın ilk görevi Osmanlı Devleti'nin 1462 yılında Kazıklı Voyvoda'ya yönelik Eflak'ta icra ettiği kara harekatının Tuna Nehri üzerinden 50 nakliye gemisiyle lojistik desteğinin sağlanması olmuştur. Anadolu'nun tüm Karadeniz kıyılarını ele geçiren Osmanlı Devleti dikkatini tekrar Adalar Denizi'ndeki çıkarlarına vermeye başlamış ve 1462 yılında serdar olan Sadrazam Mahmut Paşa'nın komutasındaki 110 gemilik Osmanlı donanması 27 gün süren bir kuşatma harekatından sonra Midilli adasını ele geçirmiştir. Bu harekatı Dikili'ye konuşlandırılmış ve Fatih Sultan Mehmet'in bizzat komuta ettiği Yeniçeriler de anakaradan desteklemişlerdir. 1463 yılında Çanakkale Boğazı'nın Anadolu kıyısında olan Çimenlik ya da diğer adıyla Sultaniye ile Avrupa kıyısında olan Kilitbahir bölgelerine yeni hisarların yapılmış olması bu dönemin dikkat çeken faaliyetleri arasındadır. Nitekim yapılan bu önemli savunma hazırlığı 1463-1479 Osmanlı-Venedik Savaşı'nda Venedik donanmasını Çanakkale Boğazı'ndan uzak tutmuştur. Venedikler'in Arnavutluk'ta İskender Bey'in Osmanlılara karşı başlattığı isyanı destekleyip Macarlarla işbirliği yapmasından sonra Osmanlıların Mora Yarımadası'ndaki Venedik topraklarına akınlar yapmalarıyla iyice gerginleşen ilişkiler 1463 yılında 32 kadırga ve pek çok yüksek bordolu gemiden oluşan bir Venedik donanmasının Mora Yarımadası'ndaki Osmanlı kalelerine saldırmasıyla başlayacak ve uzun sürecek bir savaşa yol açmıştır. Venedik'ten ilk harekatı Corent Belzağ'ın ele geçirilmesini hedeflemiştir. Bir kısım unsurlarıyla Bosna'da Macarlarla savaşan, bir kısım unsurlarıyla Arnavutluk'taki isyanı bastırmaya çalışan Osmanlı ordusu, bir kısım unsurlarıyla da Venediklere geri çekilmeye zorladığı gibi Venediklerin Modon, Koron ve İnebahtı deniz üstlerine karadan akın harekatları yapmıştır. 1464 yılında bir Venedik donanması Osmanlı'nın elindeki İlerios, yani bugünkü adıyla Leros ve Limni adalarını işgal etmiş ve Midilli kalesini kuşatmıştır. Bu duruma hemen reaksiyon gösteren Sadrazam Mahmut Paşa'nın ve kaptanı deryalara yeni atanan yavaşça Şahin Mehmet Paşa'nın komutası altındaki 45 kadırgalık bir Osmanlı donanmasının hızlı bir şekilde bölgeye intikali Venedik donanmasının buralardan geri çekilmesini sağlamıştır. Aynı yıl içinde bir Venedik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmeyi denemiş. Yeni hisarlardan yapılan yoğun top atışı nedeniyle kayıplar vermeye başlayınca vazgeçmiştir. 1467 yılında Gökçeada ve Limni adaları kendilerine verilmek koşuluyla barış isteyen Venediklerin barış teklifi tersanelerinde yeni gemi inşa çalışmaları hızla devam eden Osmanlı Devleti tarafından reddedilmiştir. Bunun üzerine bir Venedik donanması Enes ve Yeni Foça kalelerini ele geçirmiştir. Sadrazam Mahmut Paşa'nın görevinden azledilip kaptan Deryalı'ya atanması
1467 yılının önemli gelişmeleri arasında yer almıştır. 1467-1470 yılları arasında Eğriboz Adası'nda üstlenen Venedik donanmasının Midilli, Limni, Taşos ve Semadrek adalarına yönelik akın harekatları yaptığı görülmektedir. Bu nedenle Mahmut Paşa'nın komutasındaki 100 kadırga ve 200 nakliye gemisinden oluşan yepyeni bir Osmanlı donanması 1470 yılında Eğriboz Adası'na denizden taarruz ederken eş zamanlı olarak Fatih Sultan Mehmet'in komuta ettiği 100 bin kişilik Osmanlı ordusu da Yunanistan üzerinden Eğriboz Adası'nın karşı kıyısında yığınaklanmıştır. Güçlü Osmanlı ordusu gemilerden kurulu bir köprü vasıtasıyla Eğriboz Adası'na geçmiş ve 17 günde tüm adaya egemen olmuştur. Peki bu nasıl gerçekleşti? Osmanlı donanması Eğriboz Adası'na intikale geçtiğinde Osmanlı gemilerine saldıran Venedik donanması bu saldırısında bir anda 25 gemi birden kaybedince konvoyun intikal rotasından uzaklaşarak Atina Körfezi'ne çekilmek zorunda kalmıştır. Eğriboz Adası'nın ele geçirilmesine yönelik Osmanlı ortak yani müşterek harekatı esnasında Venedik donanması çok ciddi gemi kayıpları yaşamıştır. Bunun üzerine 52 kadırgası ve çeşitli tipte 18 yelkenli gemisi kalan Venedik donanması Eğriboz Adası'nın kuzeydoğusundaki Scopella Adası'na intikal etmiş, Girit Adası'ndan gelecek takviye deniz birliğini bekleyerek zaman kaybetmiştir. Daha sonra ise düşmek üzere olan Eğriboz Adası'na yaklaşmış, ancak Türk donanmasına yeniden saldırmaya çekinmiş ve ağır kayıplar vermeyi göze alamayarak donanma varlığını devam ettirmeyi tercih etmiştir. 1471 yılında Mahmut Paşa, Kaptan Deryalık'tan az edilmiş, yerine Mesih Ahmet Paşa atanmıştır. Karamanoğulları Beyliği'nin Alanya Kalesi'ne 1471 yılında gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Osmanlı donanması Alanya'ya gelmiş ve katıldığı ortak yani müşterek harekatla Alanya Kalesi'nin geri alınmasına yardımcı olmuştur. Fatih döneminde Kaptan Deryalık makamına çok fazla atama yapıldığına daha önceki bölümde dikkat çekmiştim. Bu kadar fazla ve sık komuta değişikliği Türk denizciliği açısından acaba iyi sonuçlar verdi mi dersiniz? Her şeyden önce Kaptan Deryalık makamına getirilen bir kişinin kendisinden öncekiler gibi beğenilmeyip zaten yakında değişecek olması liderlik karizmasının oluşmasını külliyen zorlaştıran bir durumdur. Bu nedenle denizde komuta kademesi daha en baştan itibaren baskı altına girmekte ve yıpranmaktaydı. Bu düzeydeki iç stres denizciler yapılacak uzun vadeli yatırımlar yerine kısa sürede sonuç almaya çalışan tedbirleri tetiklemiş. Dolayısıyla yani düşmanın karşısında nicelik olarak devleşen Osmanlı donanmasının niteliği o niceliğin gerektirdiği devasa başarıların yolunu bir türlü açamamıştır. Donanmalarda gerek teknik gerekse de personel alanında yapılan yatırımların niteliğe dönüşmelerin epeyce zaman aldığı unutulmamalıdır. Bu nedenle denizci komuta kademelerinin mükemmel bir şekilde şekillendirilmesi için tek yolun denizde deneyimi yüksek bir iç mekanizmanın uzun vadede dikkatlice yapacağı liyakat değerlendirmelerine bağlı olduğu tarihten ders almış kişilerin ulaştığı bir sonuçtur. Fatih döneminde denizde komuta kademelerinin atanmasında bunun tam aksine oldukça hatalı politikalar izlenmiştir. Bu durum
büyük bir sıçrama yapmaya hazır Türk denizciliğini adeta zincire vurmuş, küçük başarılarla yetinmek zorunda bırakmıştır. Özellikle komuta kademesi olmak üzere denizci personel seçiminde liyakatın önemine bu önemli vurguyu yaptıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Venedikliler Erebus Adası'nı kaybedince papalık, Napoli Krallığı, Rose Şövalyeleri ve Kıbrıs Krallığı'ndan yardım istemiş ve olumlu yanıt almıştır. 46 Venedik, 17 Napoli ve 25 papalık gemisinden oluşan Birleşik Haçlı Donanması Rodos Adası'na birleşip 1472 ve 1473 yılları boyunca Sakız ve Midilli adalarıyla İzmir, Fethiye, Antalya ve Silifke limanlarına akın harekatları icra etmiştir. O dönemde Osmanlı Devleti Anadolu'nun doğusunda Akkoyun Devleti ile savaş halinde olduğundan Anadolu kıyılarının Haçlı akınlarına karşı savunmada yeterli olamamıştır. Öyle ki Osmanlı ordusuyla birlikte ortak yani müşterek harekat yapma yeteneğinden yoksun kalan Osmanlı donanması Birleşik Haçlı donanmasına karşı herhangi bir deniz harekatı icra edememiş, Gelibolu'dan ayrılmayıp donanma varlığını sürdürmeyi tercih etmiştir. Ancak Akkoyun Devleti'nin 1473 yılında Otluk Belinde bozguna uğraması bu olumsuz tabloyu tersine çevirmiştir. Daha açık ifade etmek gerekirse bu durum ortak yani müşterek harekat yeteneklerine tekrar kavuşan Osmanlı donanması karşısında avantajını ve inisiyatifini yitiren Birleşik Haçlı donanmasının da kendi donanma varlığını düşünmesine ve Anadolu kıyılarını kendiliğinden terk etmesine yol açmıştır. 1475 yılında İstanbul'a gelen Venedik elçisiyle uzlaşmaya varılmış ve bir yıl süreli Osmanlı-Venedik ateşkesi yapılmıştır. Venedik devletiyle yapılan ateşkes Osmanlı donanmasına güçlenmekte olan Moskova Prensliğini Karadeniz'den uzak tutmak maksadıyla Kırım Yarımadası'na harekat yapma fırsatı vermiştir. Kırım Yarımadası'nı elinde bulunduran Altın Ordu Devleti'nin Rusların ve Cenevizlilerin baskısına direnememesi sorunu Sadrazam Gedik Ahmet Paşa'nın komutasındaki 300 savaş ve nakliye gemisinden oluşan Osmanlı donanmasının kefeye yaptığı deniz aşırı bir harekatta köklü bir çözüm bulmuştur. Osmanlı donanmasının intikalinden önce güya Girit Adası'na yönelik bir deniz harekatı için hazırlık yapıldığında Girit Adası yerini kefeye rota değiştiren Osmanlı donanmasının baskın tarzında gelişen harekatı Kırım Yarımadası'nın kısa sürede Osmanlı egemenliğine girmesini sağlamıştır. Kırım Yarımadası'nın ele geçirilmesiyle Karadeniz'deki Ceneviz varlığı tamamen sona erdirilmiş ve Karadeniz'deki tüm deniz ticareti Osmanlı Devleti'nin kontrolü altına girmiştir. 1476 yılında Boğaz'a yapılacak ortak yani müşterek bir harekat için Osmanlı ordusuyla Osmanlı donanması Varna'da birleşmiş. Önce Boğaz'a, daha sonra da Macarlara karşı birlikte bir seri ortak yani müşterek harekatlar icra etmişlerdir. Bu harekatlarda Osmanlı ordusunun temel sorunu yerel olanaklarla yiyecek ikmalini yapamamak olmuştur. Osmanlı donanmasının bu harekattaki en önemli rolü Tuna Nehri yoluyla Osmanlı ordusuna yiyecek ikmal yapmak olmuştur. Bu harekatların sonrasında Tuna Nehri'nin kontrolünün önemi bir kere daha anlaşılmış. Tuna Nehri kıyılarında bulunan Rusçuk
ve Vigil'de hafif kürekli gemiler yapılması ve bir Tuna filosunun kurulması kararlaştırılmıştır. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin kıyılardan, kendi kıyılarından uzak bir harekat alanını kara harekatı icra ederken donanmasının etkili olamadığını, oldukça genişlemiş kıyılar üzerinde sahil güvenlik görevlerini bile yapmakta zaman zaman güçlük çektiğini görüyoruz. Bunun nedeni Osmanlı donanmasına biçilen asıl rolün lojistik ağırlıklı olmak üzere yalnızca harekatı destekleyici bir rol olmasıdır. Yani üzerinde Osmanlı ordusunu taşımayan veya Osmanlı ordusuyla birlikte aynı harekat alanında savaşmayan Osmanlı donanması tek başına hem etkisiz hem de vatan toprağını savunmaktan aciz duruma düştüğü zamanlar olmuştur. Bu noktada kendi savaşçılarına, yani deniz piyade kadrolarına sahip bir donanmanın deniz çıkarları açısından önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Acaba deniz aşırı hedefleri olan atalarımız Akdeniz'deki güçlü rakipleri karşısında bu önemli eksikliğin farkına varacak ve kendini geliştirmeyi başaracak mı? Bu sorunun cevabı için bir sonraki bölümde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.